Dün de aktardığımız gibi koronavirüsün de vaka sayısı bugün de giderek artıyor. Joe Biden salı günü yaptığı basın açıklamasında Donald Trump'a gönderme yaparak geçiş sürecini uzattıkça virüsten dolayı yaşanan kayıpların da giderek arttığını söylemişti ve aşı noktasındaki gelişmelere dikkat çekmişti kendisi. Ayrıca aşı dağıtımı ile ilgili çok büyük bir sorumlulukları olduğunu belirtmişti Biden. Kendilerinin hala yeterli briefingleri alamadığını, eğer Trump yönetimiyle kendi ekibinin görüşmesi sağlanamazsa aşı dağıtım sürecinin daha çok uzayacağını, dolayısıyla bunun da daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olacağına vurgu yapmıştı Biden. Bugün için Amerika'daki tabloya baktığımızda ise maalesef içler açıcı değil. Çünkü dünden bu yana 160 bin vaka sayısı artışı yaşandı. 1583 kişi ise hayatını kaybetti. Dün koronavirüs kapsamında birçok eyalette sıkı tedbirler alma yoluna gidildiğini aktarmıştık sizlere. Şu an elimize ulaşan son bilgilere göre New York eyaletinin eğitim müdürü Richard Carranza'nın okul müdürlerine gönderdiği yazılı direktifle ikinci bir karara kadar New York'taki okulların yarından itibaren kapanacağı ve uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi. Biden cephesi iktidar kanadına ne kadar geçiş sürecinin başlamasıyla ilgili çağrı yapsa da demokratlar geçiş sürecine devam ettiriyor. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Joe Biden kendi seçim ekibinde yer alan Demokrat Kongre üyesini Beyaz Saray'da üst düzey danışman olarak görevlendireceği söylentileri var. Evet, geçiş süreci hala resmi olarak başlamamış olsa da Biden ekibi 20 Ocak resmi yemin töreninden sonra göreve daha çabuk başlamak amacıyla kendilerini geçiş sürecini kendi ekipleriyle sürdürüyorlar. Trump cephesine baktığımızda ise birçok eyalette başvurdukları mahkemelerden ret yanıtları aldılar. Fakat pes etmeden hukuki süreci devam ettiriyorlar. Mesela dün Pensilvanya'da resmi sonuçların açıklanmasının durdurulmasını istedi Donald Trump cephesi. Fakat hala yanıt bekleniyor. Bununla birlikte başvurdukları birçok mahkemedense ret yanıtı aldılar. Çünkü ortaya yeterli sayıda delil koymamışlardı. Bugün Wisconsin'da oyların yeniden sayılmasını istedi Donald Trump cephesi. Fakat bu eyalete sayımın yeniden yapılması için Trump kampanyası ekibinin 7 milyon 900 bin dolar maliyet ödemeyi göze alması gerekiyor. Bununla ilgili son kararı ise bugün ABD saatiyle 17'ye kadar gerekli mercilere iletmeleri lazım. Dün yaşanan diğer bir gelişmeyi yineleyelim. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın durmasından memnun olduğu açıklamasını yapmıştı ve taraflara kalıcı bir çözüm çağrısında bulunmuştu Pompeo. Ayrıca yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin Kızıl Haç ve diğer insani yardım örgütlerinin operasyonlarını desteklemek için diplomatik çabalarla ek olaraktan 5 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını söylemişlerdi. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili neler yaşanacağını göreceğiz. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Real TV, Özlem Şen Yaşar, Washington.